Basit bir uçuş planı oluşturalım biz. Bakın amacımız ne? Şu an ben Cengiz Topel'deyim hızlı bir şekilde. Sabiha Gökçen'in 24 pistine yani 240 yönünden iniş yapmak istiyorum. ILS sisteminde kullanacağım. Şöyle biraz daha. Bakın şimdi şu çizelim planımızdan bahsedelim. Bakın ben Topel'deyim. Topel'den ne yapacağım? Beykoz Vor İstasyonu frekansını gireceğim. Beykoz'un Vor frekansını gireceğim. 117.3'tü. Hangi radyanında olduğumu bulacağım ve Beykoz'a doğru gitmeye çalışacağım. Normalde tabii bakın burada yollar var görüyorsunuz. Ekran üzerinde mavi yok. Oraya gidip onun üzerinden gitmeniz gerekir. Biz biraz daha gösterge çalıştığımız için buna bakacağız. Buradan hangi radyal üzerinde olduğumu bulacağım. Bu radyal üzerinden Beykoz'a doğru gitmeye çalışacağım. Vor 1'e Beykoz'u frekansını gireceğim. Daha sonra Sabiha Gökçen'e yaklaşmak istiyorum 240 yönden. Bu taraftan yaklaşacağım. 24 pistine 241 derece olacak tam olarak burası. Vor 2'ye Sabiha Gökçen'in frekans değerini gireceğim. 108.85. O frekans değerini gireceğiz. O frekans değerini girdikten sonra 241. radyalını ayarlayacağım. Benim uçağım 241. radyalın üzerine geldiği anda Vor 2 göstergesi sapmaya başlayacak. Ben diyeceğim ki 241. radyala gelmeye başladım, yaklaştım. Uçağımı yavaş yavaş Sabiha Gökçen'e doğru döndürdüğümde zaten pisti karşıma almış olacağım. Pisti karşıma alacağım için burada ne yapacağız? ILS sistemini aktif edeceğim Vor 1 üzerinden. Ve localizer'ı ILS sistemi üzerinden ne yapacağım? Localizer hattını sistem kendisi ortalayarak gelmiş olacak. Tabi burada dikkat etmemiz gereken hatırlarsak 241 yönünde chartımıza bakarsak 3500 feet yükseklikte düz uçuşla gelmem gerekiyordu. Yani buraya düz uçuşla gelmeniz gerekir. Hatta İzmit üzerinden flight radar'a falan bakarsanız uçak 15.000 feet'te gelir böyle. Uçağınız geldiğinde buradan bakın 3500 feet'e kadar alçalma işlemini gerçekleştirmiş olur. Burada 3500 feet'te bu taraftan gelseniz deniz üzerinden 3000 feet'le düz uçuşta yaklaşma yapmış olacaktım. Şimdi yavaş yavaş bunları tekrarlayarak anlatalım. Şimdi frekans değerleri nasıl bulacaksınız? Buradan bulabilirsiniz bakın. Şöyle geliyorum. Evet. Bakın Beykoz. Tıkladım üzerine. Biraz yaklaştıralım. Bakın burada Vor istasyonumuz var. Vor DME istasyonumuz var. Bakın Vor frekansımız 117.3'müş. Bu frekans lazımdı bana. Bu frekansı alacağım. Ve buraya bakın şuna yaklaşmam gerekiyormuş. 110 derece falan yaklaşık ama biz biraz daha küçük bir açıyla bu tarafa yaklaşmış olacağız. Bize başka neler lazım? Evet, Sabiha Gökçen'in Vor frekansı lazım. Sabiha Gökçen gerekecek bizim için. Onun frekansına bakalım. Bakın Vor frekansı Sabiha Gökçen'in 108.85. Bakın şu yeşil bölge ILS yaklaşmayı gösterir, yaklaşmaları. Eğer bu taraftan tıklarsam böyle buradan 61 Hiddink'le 61. radyalla 109.9 frekansını kullanmam lazım ILS sistemi için. Bakın bu taraftan yaklaşırsam da 241'i kullanmam lazım. Diğer taraf 59 olması lazım. Ben çarttan öyle hatırlıyorum. O 61'de bir hata var Flysim'de. Çarttan kontrol edebilirsiniz. 241 zaten arasında. Evet. Şimdi buradan bakarsak arkadaşlar 110.9 frekansını kullanmam gerekiyormuş ve 241 yönünü kullanmam gerekiyormuş. Bakın burası için. Bu bilgileri aldık. Kaydedebilirsiniz. Uçuş planı oluşturursanız zaten uçuş planında bu bilgiler size özet olarak da gelmiş olacak. Uçağımızı hemen havalandıralım. 3500 feet'e çıkmamız gerekiyordu. Otopilotumuzu şimdiden 3500 feet'e ayarlamış olalım. Şöyle. Biz daha sonra anlatmaya devam ederiz. 3500. Vertical speed'imizi ayarlayalım. 400. Şöyle 800'e getirmiş olduk. Evet. Şöyle F'ye bastım. Evet bakıyorum. Lambaları açalım. Stropları. Heating'i açabilir. Pitot heat'i açabilirsiniz. Bakalım. Yakıt pompamıza gerek yok. Flaplarımızı 10 dereceye alalım. Evet. Pitch trim take off moduna alınması gerekir. Bunu checklistlerle yapılıyor ama biz burada hızlıca geri geçmiş olalım. Attitude göstergemizi evet suni ufu uçak kanat sembolümüzü aynı yere getirmiş olalım. Bakıyoruz onun dışında.
Her şey normal gibi. Full gaz verip freni çekiyoruz ve uçağımız yavaş yavaş havalanmaya başlıyor. Evet. Şöyle uçağımız tırmanmaya başladı şöyle. İsterseniz otopilotu alabilirsiniz. Otopilotu açtım. Altitude'u açtım. Evet. Belli bir irtifa ve vertical speed değeri girdiğim için uçağım ne yapacak? Tırmanmaya başlayacak. 800 girmiştik galiba. 800 feet'te ne yapacak uçağımız? Bakın. Vertical speed'i görüyoruz. Yaklaşık olarak 800 feet'te uçağımız tırmanma işlemini 800 feet civarında gerçekleştiriyor. İrtifamız artıyor. Altimetremize, barometrik altimetreye 29,9 barometrik setting değeri girilmiş standart değerimizde. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Motor devrimiz normal. Evet. Bunun dışında bir problemimiz yok bizim. Uçağımız tırmansın. Evet, biz bir taraftan Beykoz Bor İstasyonu frekansına girecektik. Bakın 117,3'tü. Şurayı iki tık aldım. Bakın 117,3 oldu. Standby'a bastım burada. Bakın aktif oldu benim VOR 1 göstergem. Ne yapacaktım ben? Şu an Sabiha Gökçen'in mesela hangi radyalında olduğumuzu bulmaya çalışalım. Normalde tabii dediğiniz gibi hazır yollarımız vardır. O yolları takip ederek uçuş yapmanız gerekir. Bakın biz şu an yaklaşık olarak 295. Radyalındaymışız ve TU'da gösteriyor. Ben Hiddink'imi 295'e alırsam, bakın Hiddink'i 295'e alırsam yaklaşık olarak. Evet ve otopilottan aktif edersem, bakın aktif ettim şu şekilde. Evet uçağımız bir taraftan tırmanırken bir taraftan Beykoz'a ikinci 295. radyal üzerinden gitmeye çalışacak. Ama burada dikkat etmemiz gereken olay şudur. Şu an biz navigasyonla uçuş yapmıyoruz. Yani otomatik pilotla uçuş yapmıyoruz. Heading'i biz ayarlıyoruz. Heading'e göre uçuş yapıyoruz. Tray'e göre uçuş yapmıyoruz. O yüzden de Heading'i biz ayarlamamız gerekir. Ya lövyeden ayarlayacaksınız ya da otopilotta Heading'i değiştirerek VOR 1'deki o belirlemiş olduğumuz çizginin tam üzerinde kalmaya çalışacağız. Bunun üzerinde kalırsanız Beykoz VOR istasyonuna doğru gitmiş olursunuz. Çünkü yan rüzgar alıyorsanız eğer Heading ile track farklı olduğu için gerçekte istediğiniz istikamette gitmeyebilirsiniz. Yani o tarafa bakmanıza rağmen uçakla siz başka bir yöne doğru sürüklenebilirsiniz. Ona dikkat etmemiz gerekir. Uçağımız tırmanma işlemini gerçekleştirsin. Şöyle bakalım. Evet, VOR 1 için VOR 2'ye bakalım hatta. Önce Sabiha Gökçen'i ayarlayalım. Sabiha Gökçen'in frekansı 108,8'di. Burası VOR 1'di bakın. Burası VOR 2 olacak. 108,8 frekansını girmem gerekiyor. Şöyle bakın. 108'i ayarladım. 108,8. Bakın aktif ettim. Bakın evet hemen görüyoruz bakın flag kalktı. VOR 2 göstergesi de aktif oldu. Biz ne yapacaktık? Sabiha Gökçen'e doğru dönmek istediğim için 241 yönünde. Evet Sabiha Gökçen'in 241. radyalını ayarlayacaktım. Biz VOR göstergelerinde ne yapıyorduk? Bir soru soruyorduk. Diyorduk ki evet şu an ben ne soruyorum? Şeye Sabiha Gökçen'in frekansını girdiğim VOR'a 241. radyal veya 240. radyal nerede diye soruyorum. Eğer biz 240. radyala gelirsek bakın şu an kenara attı bizi. 10 dereceden büyük bir fark olduğu için bu ibre yavaş yavaş içeri gelmeye başlayacak. İçeri doğru gelirse ben anlayacağım ki şu an 240. radyala yaklaştım ve heading değerimi 241'e doğru döndürürsem sol tarafa doğru Sabiha Gökçen'i tam karşılamış olacağım. Evet hazırlık yapabiliriz. Ne hazırlığı yapabiliriz? VOR 1 göstergesinde ALS'i kullanarak biz iniş yapacaktık, yaklaşma yapacaktık. O yüzden şu an aktif frekans VOR 1'de Beykoz ama ben yedek frekans şu an pasif olan kısımda standby kısmına ne yapabilirim? Sabiha Gökçen'in 240 yönündeki ALS frekansı, localizer frekansını girebilirim. O da 110,9'muş. Burada da 110,9 değerini ayarlamış olalım şöyle. Evet 110,9 ayarladık. Yani
Şu ibre sapmaya başladıktan sonra ben yönümü döndürdüm. Yaklaşık 10 millik bir mesafemiz varsa otopilotta APR tuşuna bastığımda evet otopilot localizer hattını ortalayarak Sabiha Gökçen 241 ya da 24 pistine yaklaşma yapmış olacak. DME sisteminden bahsetmiştik hatırlarsak. Bizim DME sistemimiz bakın görüyorsunuz burada DME sistemimizi şu an R1 diyor. Yani VOR1 frekansının girmiş olduğum istasyona olan uzaklığım Beykoz 44.2 milmiş. Bunu R2'ye alırsam evet Sabiha Gökçen'de şu an 31.3 milmiş. İkisini aynı anda göstermiyor. Bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Evet uçağımız düz uçuşa geçti. Flaplarımı kapatıyorum artık. 3500 feet'e geldik. Biraz irtifada otopilot sistemi ya da Hiddink'te de benzer bir şekilde biraz fazla gider. Daha sonra o istediğiniz değere oturmaya çalışır. Bir taşma yapar bir miktar. O taşmadan sonra da dediğiniz gibi yerine oturmuş olacak. Şu an düz uçuştayız. Devrimiz yüksek. Devri biraz düşürebiliriz. Şu şekilde. Evet. Mixture'ı azaltabiliriz. Şu şekilde fazla yakıt harcamayalım. Bakın bu şekilde uçuşumuzu yapıyoruz. Evet haritaya bakalım. Harita üzerinden doğru işler yapıyoruz görürüz. Bakın gördüğünüz gibi kalkışımızı yaptık. Şu an Beykoz'a doğru uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Çizgiyi ortaladığımızda tam Beykoz'a doğru gideceğiz. Ve ondan sonra da şeye yaklaştığımızda 241. radyalına VOR2'den bunu sapmaya başladığını göreceğiz. Evet irtifamızı ayarlamıştık. Ben biraz zamandan dolayı şöyle ileriye alayım. Evet şu an yaklaşık olarak Beykoz hattı üzerindeyim. Bakın veya biraz sağ tarafa doğru şöyle çekerseniz Hiddink'inizi tam bu çizgiyi ortalamış olursunuz. Size kalmış bir şey bu. Tabii normalde havada bizim gideceğimiz hat bellidir. Havacılığın yoğun olduğu şehir merkezlerinde kısıtlamalar daha fazladır. Yani tam hattınızın üzerinde bulunmanız gerekir. O nedenle biz sadece simülatör ortamı için böyle söylüyoruz. Evet gözüm VOR2 göstergesinde olacak. Bu sapmaya başladığı anda ben 240. radyanın üzerine geldiğimi anlayacağım. Ve uçağımı yavaş yavaş 240 yönüne doğru döndürürsem Hiddink'imi o zaman Sabiha Gökçen'i karşı. Bakın sapmaya başladı. Evet uçağımı döndürüyorum şöyle. Bu şekilde. Bakın yani şu an pisti falan görmüyorum ben hiçbir şekilde. Bakın mesafemiz 10 mil. Uygun mesafedeyiz. İrtifamız 3500 feet'ti zaten. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Evet bu IFR uçuş, aletli uçuş bu şekilde oluyor. Hiç yer şekillerini görmenize gerek yok. Gözünüz kapalı bir şekilde uçağınızın penceresini kapatsanız bile evet istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Tabii yeterince VOR istasyonu ya da diğer ekipmanlar o bölgede varsa. Evet bakın karşı tarafta Sabiha Gökçen'i görebiliyoruz. Ben pisti karşıladığımız için ILS'i nasıl kullanacağız ondan bahsedelim. ILS frekansı için bakın hazırlamıştım 110.9'u. Evet tıkladım. Bakın GlideStop ikisi de aktif oldu. Şu an ne yapacağım? APR tuşuna basıyorum. Approach tuşunu otopilotta. Approach'a aktif ettim bakın. Hiddink pasif oldu. Bakın Hiddink pasif oldu. Ve Approach üzerinden şu an sistem localizer hattını ortalamaya çalışacak. Genel havacılık uçaklarında arkadaşlar ben altitude'da aktif ettim. Uçağımı yavaş yavaş altitude'da otopilottan da alçaltabilirsiniz. Şu şekilde biraz sonra anlatacağız onu. Evet. Şu an uçağımız şu an süzülme açısının biraz üzerindeymişiz glide slope'un. Ve buradan da localizer hattımız var. Bakın o localizer hattı sağ tarafta kalıyormuş. Evet uçağımız yavaş yavaş alçalıyor. İsterseniz altitude değerinizi daha düşük irtifalara getirip buradan da yaklaşma yapabilirsiniz. Veya joystick'iniz varsa ki sağlıklı bir şekilde kendiniz VOR1 göstergesine bakarak şeyi ayarlayabilirsiniz. Glide slope hattını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şu an
Hat bayağı altımızda kalmış, aşağıda kalmış. Şu şekilde irtifayı düşürelim biraz. Tam sıfır yapmayalım. 400 falan olsun mesela bakın. Biraz daha düşüreyim ben, daha hızlı alçalalım. Buna göre ayarlayabilirsiniz. Gazı biraz kesmemiz gerekir. Biraz üstünde kaldık. Bir taraftan anlatıp bir taraftan bunları yapmaya çalışıyoruz. Uygun açıyla yaklaşmak, düşük hızlarla yaklaşmak çok önemli. İndiğinizde hızınızı mümkün olduğu kadar düşürmeniz gerekir. Ama kesinlikle yapmayacağınız bir şey var. Threshold, yani tekerlek koyma noktasından önce kesinlikle iniş yapmamamız lazım. Bir miktar belki gecikebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Ama kesinlikle öncesinde, yani glass slope hattının altında kalmamamız gerekir. Biraz gaz kestim uygun açıyı yakalayabilmek için. Evet, localizer tam ortalandı şu an. Flaplarımızı açıp hızımızı azaltabiliriz. Biraz daha gazı kesebiliriz. Şu an uygun süzülüş açısındayız arkadaşlar. Biraz belki hızlı alçalma durumu olabilir. Flapları ikiye getirelim. Biraz gaz verelim. Bakın hattın altında kalmıştık. Evet, manuel alalım. Evet, uygun açıya tekrar getirdik. Evet, ışıklarda uygun açıda olduğumuzu gösteriyor. Çizgi biraz aşağıda kaldı. Buna dikkat ediyorum. Gaz kestik iyice. Joystick yok. Biraz daha tuşlarla zor oluyor tabii. Evet, iyice artık gazı kapattık. Süzülere girişimizi yapacağız. Evet, şimdi tekrar özetlersek neler yaptık? ILS sistemini kullanarak, localizer hattını kullanarak pisti ortalamayı sağladık.
Büyük uçaklarda glide slope hattını autothrottle sistemi olacağı için autothrottle sistemiyle otomatik gaz verme sistemini, itki sistemiyle bunu sağlamak daha kolay. Ama genel havacılık uçaklarında bunu bizim ayarlamamız gerekir. El yordamıyla gazı ayarlamamız gerekir. Flapları uygun zamanlarda uygun şekilde açıyor olmamız gerekir. Bu bizim için önemli bir parametre. Bunlar el yordamıyla alışılacak. Mümkün olduğu kadar düşük hızlarla piste ulaşmamız gerekecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz neler yaptık? Şöyle tekrar özetlersek. Evet. Şöyle. Evet biz Cengiz Topel'den kalkış yaptık. Beykoz frekansına girdik. Hangi radyalda olduğumuzu bulduk. Bu tarafa doğru uçarken Sabiha Gökçer'in 241. radyalını benim için önemliydi. Burada piste doğru dönüş yapmam gerekiyordu. O nedenle Bor2 göstergesinde Sabiha Gökçer'in frekans değerini girdim ve sorgulamaya da 241 yazdım. Çünkü 241. radyal bizim için önemli olacaktı. Burada dönüş yapmamız gerekiyordu. 241'i gördüğümüz anda, yaklaştığımız anda uçağımızı yavaş yavaş 241 yönüne doğru Hidik'ten döndürmeye çalıştık. Döndürdükten sonra uygun mesafeye geldiğimizde ILS sistemini aktif ettik. ILS